Kanın gövdeyi götürdüğü bu piyasalarda Bitcoin'in Haziran'da 60 bin dolara geçeceğini söylemek biliyorum. Gülünç gelebilir pek çoğunuza. Pek çoğunuz piyasayı pumpladığımı sırf ilgi çekmek için bunu yaptığımı düşünüyor olabilir. Ama durum bu değil. Ben inanıyorum ki Bitcoin Haziran'da 60 bin doları buluyor olacak. Çünkü önümüzde bir rahatlama rallisi geliyor bence. Ve bu rahatlama rallisi özellikle short pozisyonların da fazla olmasından dolayı o short pozisyonları patlatarak yukarı doğru gideceği için Bitcoin'i 60 bine taşıyacak. Bu rally'nin tetikleneceği yer Amerikan hisse senedi borsaları. Neden Amerikan hisse senedi borsaları tetiklenecek? Nasdaq'taki tetiklenmeyi neye göre bekliyorum? Bu bizi nereye götürür? Bunu anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Ben de çok sık yanılıyorum. Bu aralar borsalar hakikaten çok sert ve pek çoğumuzun içinden hiç geçmediği derecede sert günler bunlar. Bir yandan Amerikan Merkez Bankası parayı sıkıyor, faizleri yükseltiyor. Bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşı emtia fiyatlarını yükseltiyor. Bir yandan Luna gibi kendi içerisinde kriptonun bir sürü facialar yaşanıyor. Böyle bir durumda yanılıyor olma ihtimali son derece yüksek. Ama ben bir perspektif sunayım. Perspektifime inanıp inanmamak size kalmış. Altta yorumlarda kendi görüşlerinizi de ekleyin. Birbirimize biraz katkıda bulunalım. Ben görüşümü sunmaya hazırım bugün ve eleştirilere almaya hazırım. Eğer Haziran'ın sonlarına doğru bu rakamlara gelmemişse, 60 binleri görmemişsek de siz de benimle dalga geçme hakkına sahipsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. ...7 Mayıs'ta bir video yayınladım ve o videoda borsalarda bir yükseliş beklediğimi söyledim. Dediğim gerçekleşmedi açıkçası. Borsa aşağı yukarı oralarda duruyor. Yani sert dalgalandı Nasdaq. Bir düştü kalktı, bir düştü bir kalktı. Ama aşağı yukarı o gün söylediğimiz rakamlarda hala duruyor. İyi haberlerle sert yükselişler geldi. Mesela Powell'ın önceki günkü konuşmasını piyasalar sevdi. Yumuşak buldu, orada yükseliş geldi. Buna karşın dün Target ve Walmart, Amerika'nın iki büyük perakendecisindeki büyük satış kaybı ve karlılık kaybı piyasaları ürküttü. Resesyona giriyoruz dedi piyasalar. Ve dün inanılmaz düşüşler gördük. Yani Apple gibi hisseler bile %6'lar civarında düştü. Böyle cehennemvari bir gün yaşadık. Ama aslında bir önceki haftayla aynı seviyedeyiz. İki hafta öncekinde biraz daha altındayız. Nasdaq endeksinden bahsediyorum. Neden Nasdaq endeksi önemli? Çünkü Bitcoin Nasdaq endeksiyle son derece paralel hareket ediyor. Dün Bitcoin biraz daha az düştü Nasdaq'a göre. Bu iyi işaret ama temelde tek günden trend oluşmaz. Uzun vadeli trende baktığımızda Nasdaq'la yani yüksek teknoloji şirketleriyle aynı risk betasıyla hareket ediyor Bitcoin diyebiliriz ve onlarla paralel olarak düşüyor ve yükseliyor. O yüzden Nasdaq'ta olacaklar Bitcoin'i etkiliyor. Nasdaq buradan daha geriye gelebilir mi? Gelebilir. Mesela şu anda baktığımda piyasalar yavaş yavaş açılmak üzere, ön piyasa biraz eksilerde gözüküyor. Daha da düşebilir mi? Düşebilir. Piyasa aniden bazı haberleri çok panikle değerlendiriyor. Daha evvel de bahsetmiştim, algoritmalar devreye giriyor. Büyük kıyametler kopuyor. Ama özü itibariyle aslında ben piyasaların belli şeyleri çoktan fiyatladığını düşünüyorum. Mesela Amerika'nın resesyona girdiği fiyatlanmış durumda. Yani dünkü açıklanan Target ve Walmart'ın perakende satışlarındaki düşüş bu konudaki stresi de kaldırdı. Evet, resesyona girdiklerinde biliyorsunuz resesyon demek iki çeyrekte küçülme demek. İlk çeyrek zaten küçülme var. İkinci çeyrekte küçülme olacağı da net. Bence bu artık fiyatlanmış durumda. Enflasyonun direneceği bir süre fiyatlanmış durumda. Durdu yükselme. Son enflasyon rakamları bir önceki ayın birazcık altındayız. Durduğunu görüyor. Gerçi içine bazı yapışkan enflasyon denen kira gibi yerlerde enflasyon düşmediğini görüyoruz ama onun dışında enflasyonun buradan en azından önümüzdeki birkaç ay içerisinde geriye doğru gideceğini piyasalar öngörüyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Bono piyasasına baktığımızda Amerikalılar ve dünyada tekrar Amerikan bonolarını almaya başladılar. Amerikan 10 yıllıklarına faiz biraz geriye doğru gitti. Bu da enflasyonun buralarda bir yerde en azından bir süre stabilleşeceği, belli bir düşüşe geçeceğini öngördüğünü piyasaların ortaya koyuyor. Şimdi durum buyken önümüzdeki dönemde ne bekliyorum? Açıkçası buraya kadar düşüş, yani Nasdaq'ın en tepeden geldiği yer 128 civarında düştü galiba yılbaşından beri. Açıkçası beklediğimin üstünde, diyecek hiçbir şeyim yok, inkar edemem. Ben biraz daha erken bir yerde Fed'in gevşeyeceğini ve borsaların yukarı doğru kıvrılmaya başlayacağını düşünüyordum. Olmadı. Fed gevşemedi. Borsalar her şey olduğumuzdan sert değerlendirdi. Ve borsalar sadece enflasyon değil, resesyonu, hatta bence bazı yatırımcılar depresyonu bile fiyatlıyorlar şu anda. O yüzden fiyatlar beklediğimden sert düştü. Ama bu sert düşüşün arkasında bir takım çok enteresan gelişmeler var. Bir tanesi, kenara çok ciddi miktarda nakit çıkmış durumda ve bu nakit pek bir yere gitmiyor. Evet, bonolara biraz gitti ama çok fazla gitmedi. Yoksa bonoların faizi %3.1'i bulduydu bir ara. Şu anda %2.85, daha aşağılara gelmiş olması gerekirdi. Altında fazla bir kıvırlanma yok. İnsanlar şu anda nakitteler, likitler. Nakitte durmayı insanlar sevmez. Tekrar yatırıma dönmek isterler. Ve borsalarda şu düşüncenin yavaş yavaş seslendirilmeye başladığını görüyorum. Evet, ikinci çeyrek çok kötü geçecek. İkinci çeyreğin sonunda şirketin açıkladıkları raporlar da kötü gelecek. Ama üçüncü çeyrek bir miktar Amerika'da büyüme geri gelebilir.
Ayrıca bu küçülmeden dolayı Amerikan Merkez Bankası'nın aşırı agresif olmayacağı da fiyatlanıyor. Nitekim ne dedi Powell? %0.75'lik faizleri biz masadan kaldırdık, öyle şeyler yok dedi. 0.50'lerle gideceğiz dedi. Hatta bu hafta başka bir Fed üyesi dedi ki belki de 0.25'lere bir süre inmemiz gerekebilir. Çünkü bu kadar sert piyasada Fed daha sert gidemez. Mesela hisse senedinin düşmesi o kadar aldırmayabilirler. Ama bir yandan faizler yükseliyor, bir yandan likidite sıkıntıları çıkmaya başlıyor. Bir yandan vatandaşın kredi bulması zorlaşıyor. Merkez bankalarının bu kadar sert politikaları uzun süre yönetmesi çok kolay değil. Bundan dolayı piyasanın belli oyuncularının bir gevşemeyi öngördüğünü düşünüyorum. Unutmayın, piyasalar ileriye bakarlar. Geçmişte olan oldu. Zaten alınan zarar alındı, fiyatlara da yansıdı. Bundan dolayı piyasalar geleceğe baktıklarında 3. çeyreğe doğru Merkez Bankası faiz yükselişlerini yavaşladığını ve Amerika'daki resesyonun yavaş yavaş geçmeye ve ufak da olsa bir büyümenin başladığını görürlerse bunu fiyatlarlar. Buna rahatlama rallisi diyoruz. Yalnız yanlış anlamayın, bu ayı pazarındaki rahatlama. Yani bir boğa pazarına gireceğimizi hiç öngörmüyorum. Ayı pazarı devam edecek. Çünkü sorunlar gerçekten çok büyük. Bu sorunlarda öyle hemen kurtulamayız. Ve ben bundan dolayı bu ufak rahatlama rallisinden sonra, ralliye ufak dememin sebebi süresinin kısa olması. Buna karşı oldukça dik bir rally olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla short pozisyon var ve bunları yakacaklar. Bu short pozisyonlar kendilerini kapatmak zorunda kalacaklar. Bundan dolayı alım gelecek ve bir süre sonra ama alımlar duruyor olacak. Ve o alımlardan sonra geriye de çok sert bir düşüş olacağını öngörüyorum. Bu benim uzun zamandır öngörüm ama gecikti. Ben bu işin çoktan bitmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Nisan-Mayıs'ta yükselişi yaşayıp Mayıs'tan sonra düşüşe geçeceğimizi düşünüyordum ama işte bir sürü koşul bu işi uzattı, süreci uzattı. Rusya-Ukrayna savaşı bir kere araya girdi. Bundan dolayı biraz geciktik. Düşüş de biraz beklediğimizden sert oldu ama gelecek böyle gözüküyor benim gözümde Nasdaq borsasında. Şimdi Nasdaq böyle işler yaparken Bitcoin'e neler oluyor? Bir kere Bitcoin'in kendi özgü dertleri var. Çünkü bu Luna denen bela patladı. Luna patlayınca piyasalar çok sorgulanır oldu. Luna'nın patlaması bir somut etkisi oldu. Luna'nın arkasında epey bir teminat olarak tuttukları Bitcoin vardı. 80 bin kadar Bitcoin sattılar. Zaten o piyasaları perişan etti. Bazı insanlar panik oldular, sattılar. O piyasaları perişan etti. Üzerine Nasdaq'taki düşüş vesaire. Yani Bitcoin'in başına gelecek her şey geldi gibi en azından kısa vadede. Ve bütün bunlara rağmen Bitcoin iyi direndi. Bakın Nasdaq borsasında Covid-19 öncesinin fiyatlarına gidenler var. Hatta onun altına indi bazı hisseler. Bitcoin öyle değil. Bitcoin Covid öncesinde 10 bin dolardı. Covid'de 3 binlere indi o 2020'nin Mart'ında. Sonra 60-70 binlere bir ara gördük. Ama şu anda 29 binde. Yani biz Covid öncesinin epey üstündeyiz. 10 bine 30 bin. Covid'deki o sert düşüşün çok çok üstündeyiz şu anda. O yüzden Bitcoin bütün bu olan bitenlere bence iyi direniyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 69 bini gördü oradan düştü ama orada birkaç gün kaldı. Geçen sene ortalamasına bakacak olursak Bitcoin'in o iki zirve dışında bir 62 bin ve 69 binlik zirve dışında kabaca 40 bin 45 binler arasında bir ortalamada gittiğini görüyoruz. Yani öyle baktığımızda evet sıkı bir gerileme var ama yine de bütün bu felaketlere karşın iyi direndiğini düşünüyorum. Bu çerçevede inanıyorum ki Nasdaq kendini yukarı doğru atmaya başlarsa Bitcoin buna epey sert yukarı doğru bir tepki verecek. Ve bu yukarı doğru sert tepki burada da epey açık pozisyon olduğu için katlayarak kendini giden ve bizi 55-60 binlere götüren bir yükselişi getirebilir. Ama beni yanlış anlamayın, bu kısa vadede bir yükseliş. Bitcoin kendini Nasdaq'tan ayıramadığı sürece, ayıramıyor şu anda. Ayırmasını bekliyorduk. Yüksek enflasyonda Bitcoin'in iyi bir varlık olacağını düşünüyorduk ama beceremiyor. Yalan yok. Bitcoin o yönden bir hayal kırıklığı bende. O yüzden kendini ayıramazsa bu daha sonrasında beklediğim sert düşüşte Bitcoin'de çok gerilere gidiyor olabilir. Ne kadar gerilere? Vallahi 3-5 bin dolar geri gidebilir. Çünkü ben açıkçası eğer bir mucize olmazsa dünya borsalarında gelecek sonbahara doğru ciddi bir felaketi bekliyorum. Neden bu kadar bir felaket bekliyorum? Hala piyasalar son derece kaldıraçlı ve bakacak olursak borsaların daha aşağıya doğru gidebileceği acayip çok yol var. Çünkü baktığımızda Nasdaq %28 gerilemiş. 2008'deki krizde %55 gerilemişti. Bunlar gayet mümkün. Gidebileceğimiz yer aşağıya doğru çok fazla. Ama ben bir süre bir rahatlama geleceğini, bu short pozisyonların yakılacağını, piyasa yapıcının orada bir temizleyip biraz daha borsa yukarı doğru atmaya çalışacağını ve bunun yaratacağı FOMO, yani eyvah bir şeyler kaçıyor da piyasaya daha fazla oyuncunun bir süre gireceğini, sonra o paraları alıp piyasanın tekrar çöküşe geçeceğini öngörüyorum. Öngörümle haksız çıkabilir miyim? Gayet yüksek ihtimal. Çünkü çok zor. O kadar çok ekonomist dinliyorum ki herkes yanılıyor. O kadar çok makro analist yanılıyor ki bunları öngörmek zor. Bir de ortalıkta
Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Çin'de işler çok karışık. Yani o kadar çok şey üst üste bindi ki hakikaten. Ve bütün bunların dışında şirketler bazında da acayip şeyler oluyor. İşte Tesla'nın bu Twitter alımı, Elon Musk'ın Amerikan demokratlarıyla kapışıyor olması. Yani ve Tesla çok önemli bir hisse. Nasdaq'ın fiyatları belirlenmesinde veya Apple'dan kötü bir haber gelir, satışlarımız ciddi düşme var der. Bütün bunlar benim dediğim senaryoyu tamamen geçersiz kılabilir. O nedenle aşırı kimsenin senaryosuna güvenmeyin. Ben de ekranın karşısında konuşan birisiyim sadece. Ama benim senaryom bu. Yeni Bitcoin alacak mıyım? Bir miktar alacağım. Çok az alacağım. Daha ziyade elimdekileri tutma derdindeyim. Bir de Amerikan borsasında Bitcoin'le alakalı çalışan bazı hisse senetleri var. Adlarını vermeyeyim burada. Tam yatırım tavsiyesine girmeyeyim diye söylüyorum. Bitcoin'in fiyatını endeksli gibi davranan. Onlarda da Haziran sonu için ufak tefek opsiyonlar alacağım. Çok ucuz onlar şu anda çünkü her şeyin bittiğini düşünüyor borsalar. Bir sert yukarı doğru geliş olursa oradan para kazanacağım. Bitcoin'de stop losslarımı 22-25 bin dolar arasına koyuyorum. Yukarı doğru da 60 bin lira bulursa satışa geçerim. Benim strateji bu. Bakalım neler olacak. İnanın bana herkesin yanılma ihtimali var şu an. Yani herkesin yanılma ihtimali var. O yüzden lütfen kendi ödevinizi kendiniz yapın. Riskinizi iyi yönetin. Riskli bir dönemdeyiz. Çok fazla risk almayın. Zengin olacağım diye eldeki parayı da batırmayın. Ama ben böyle görüyorum geleceği. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi aşağıya lütfen ekleyin. Bir de ne olur bizim şu Haddini Aş kulübüne gelin, bizi takip edin. Acayip içerikler paylaşıyoruz. Mesele sadece yatırım yapmak değil, mesele kendi işinizi kurmak, finansal özgürlüğünüzü elde etmek, kariyerinizi atlamak, zıplamak, yükselmek. Niye? Çünkü daha fazla para kazanırsak daha fazla yatırım yapabiliriz. Haddini Aş'ta bu konuda muazzam şeyler anlatıyoruz. Lütfen oraya da gelin, üye olun. Linkini aşağıya bırakıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.